Anacığım, siz nerelisiniz? Ben buralı, burada doğdum büyüdüm. Has öz buralısınız. 73 yaşındayım, buradayım. Maşallah. Bu evde mi doğdun? Bu evde doğdum. İnşallah. Ben de kardeşim. Ha, sen de kardeşisin. Bak iki evet, kardeşler. Evet, biz 9 kardeşiz ama. Biri bir yerde, biri bir yerde yok. Maşallah, 9 kardeş. 9 kardeş. Kız beni de alın, 10 olalım. 10 olsun. Şimdi şahane. Ana ısırmasın ana. İstirmez. Bak şu tipe bakar. Bağlı. Ha bağlı bağlı. Unutur o tarafa falan gidersen beni uyar, gitme oraya da, tamam mı? Ben bazen kafam esip gidiyorum o tarafa doğru. Bir şey yapmaz. Şimdi zenlik yapacağız. Ben zenliğim ne oldu? Anam börek. Korkma bizim yanımızda nasıl yiyor? Bağlı. O havlıyor, o ötüyor. Çok komikler ha. Zenlik yapacağız. Evet. Zenlik nedir? Bizim buranın az böreği. Çok sevilen bir böreği. Zenlik deriz. Olmasın. Malzemeleri sayalım ilk önce. Un. Tuz. Maya. Bu ney? Ispanak. Bu ney? O da pırasa. Onunla beraber içine hazırlayacağız. Ha tamam. Zenliğin içi. Başlayalım mı? Evet. Ne yapacağız şimdi? İçeride açacağız. Ha, içeride mi açacağız? İçeride sofram var. Oklavam var. Oklavayla açacağım güzelce. Tepsiye koyacağım. Onu bükerken de göreceğiniz çok güzel bir şeydir. Tamam. Ben açmayacağım değil mi? Sen açacaksın. Ben açacağım. İçeri gidelim mi hep beraber? Ben hadi içeri gidelim. Hadi herkes bir şey alsın. Hadi al. Hadi gidelim. Şunu da alayım ben. Hadi buyurun içeride açalım. Hadi buyurun. Zenliğimizi. Zenlik. Şerife Hanım açmaya başladı bile yufkasını şu anda yanımda Nadiye Hanım var. Şimdi siz ikiniz kardeş misiniz? Biz ikiniz kardeş. Şerife, Nadiye. Başka kim var Şerife Hanım? Nazmiye var, Saniye var, Sadiye var, Ülker var. Üç tane de oğlan var. Abim Celal, arkasındaki kardeşim Şaban. Bir tanesi de bu evin sahibi de Atalay. Ülker abla hariç herkes Y ile bitmiş. Saniye, Nadiye. Ha, onlar kardeş tabii ki. Kız kardeşiz. Şerife. Sadiye. En küçüğümüz Ülker. Anneannem Bulgaristan'dan gelmiş. Benim annemi 3 yaşında bebek getirmiş. 3 yaşında benim annem bebek bu köye gelmişler. Ha, Bulgaristan'dan gelme. Şerife ana. Şimdi benden taraftaki kulak mı duyuyor, öbür taraftaki kulak? Bu duyar. Ben seni duyarım çok. Beni duyuyorsun değil mi? Tamam. Öbür taraf sıkıntı, öbür tarafa geçmiyorsun. Ha, ince ince hamurlarımız açılıyor. Burada hamurlar var. Neydi bizim yemeğin adı neydi? Böreğin zenlik, adı? Zenlik. Bunun adı ne bunun? Peçka. Yani diyor ki soba. Evet, peçka. Soba böyle değil. Soba davulu yok, sadece şeyidir. Ha tamam. Börekleri fırında pişirmek için. Evet, ne deniyor? Kuzine. Peçka. Orijinal bizim ta değil mi? Bulgaristan göçmenlerinin ondan sonra muhacirlerin hep söylediği sobaya peçka derler. Bizim bu köyde yabancılar yaşarmış. Biz de onların belinde de yaşlılarımız onlarla beraber yaşamış. Onların demesi peçka. Ha, onların peçka. Konuşması peçka. Evet. Peçka da şahane ne yapacak? Zenlik yaparım. Zenlik. Ana kız üstüm ne olmuş? Bakın ne kadar çalıştığımı görüyorsunuz. Bizde yalan yok, hilaf yok. Vallahi billahi hiçbir şey yapmadığım halde böyle oldu. Bir şey yapsam var ya yandık demek ki. Bezelerimiz burada. Burada açılıyor. Anacığım oraya veriyor. Nadiye Hanım da ne yapıyor? Yağlıyor. Evet. Şerife'den Nadiye'ye, Nadiye'den Nadiye'ye. Sonra ne olacak orada? Her bir kata yağ süreriz. Her bir kata. Kaç kat olacak? 10 kat. Mabimuz gökdelenli yapıyor. 12. Şimdi 3. kata atıyoruz. 3. katta yine yağlanacak. Hiç telaş etmeyin. Kesinlikle kilo yapıyor. Kilo yapıyor değil mi? Evet. Hamur yapar. Abi. Şimdi ben şimdi nasıl yalan söyleyeyim? Ben nasıl diyeyim? Ama öyle bir yeniyor. Yok. Çocuklar dışarıdan geldiler, zenlik yaparım yerler. Ondan hadi çocuklar gidin kuru yaka gezin birazcık bu zenlik az mı olsun? Tamam, karar verdik. Yiyeceğiz. Evet. Koruya kadar gideceğiz, zenlik az mı olsun? Evet. Koruya kadar göreceğiz, bizim korumuz çok güzel. Bir güzel hava eser, hiç hasta olmaz, hiç. Maşallah. Bir şey söyleyeyim, her evde peçka var mıdır? Her evde peçka var. Peçkasız iş yapamayız. Bakkaldan ekmek almıyor musunuz? Köy ekmeğini daha çok severiz, tabii. Kendimiz yaparız. Peçkada zenlik yapacağız, zenlik. Aa bu peçka, zenlik de burada hazır. Bu pişmiş olan ne şu? Zenliğin işliyor. Ha yani pırasa ile ıspanağın evet, pişmiş hali. Kavurur. Peçka, yani bu soba aslında bir ocak. Ocak. Fırın. Şohben, kettle, evet. Şömine, çay koyuyorsun üstüne. Şey. Bu nedir ya? Her şey yapıyor. Her şey. Köyde herkes böyle. Vay be. Evet. Peçkan olsun, daha bir şey gerek yok ki. Su ısıtıcı aynı zamanda. Yemekleri yapıyorsun. Fırın, tepsi, ne istersen içine koyuyorsun. Şahane vallahi biz de peçka mı alsam? Peçka orijinali tuğladan mı oluyormuş? Nasıl oluyor? Eskiden tuğla, topraklı yapardım. Köy bambaşka vallahi, çok seviyorum ben köyleri. Karar verdim.
Peçka alacağım kendime. Pırasalya ıspanağım pişmişi burada. Anacığım burada hamuru açıyor. Kaç kat oldu? Şimdi 6 kat olmuş. 6 kat oldu. Daha 4 tane. Daha 4 tane. Şahane. Düştüm senin aşkına. Söyle evlat, söyle. Gülpünü çok severim. Eyledin bir şaşkına. Düştüm senin aşkına. Döndürdün bir şaşkına. Bir daha sevmek mi? Tövbeler, tövbeler. Ah tövbeler olsun. Bir daha sevmek mi? Tövbeler, tövbeler, ah tövbeler olsun. Aşkı böyle bilmezdim, bilseydim hiç sevmezdim. Aşkı böyle bilmezdim, bilseydim hiç sevmezdim. Bir daha sevmek mi? Tövbeler, tövbeler, ah tövbeler. Bu şarkı beni, bu türkü beni anlattı. Gerçekten. 12 yaşında evlendim. Aa. Bir daha sevmezdim. Bilseydim o kadar kötüymüş, ölüm ölüm ayırdı. Ay canım anam. 13 yaşında mı sevdin? 13 yaşında. Ay canım. Sevgilimle evlendim. 13 yaşında sevgilinle evlendim. Sevgilimle evlendim. O kaç yaşındaydı? Evlendim. Ben 13 yaşında, sevgilim 17 yaşında. Evlendin. Evet evlendim. Aa, Kaçtım ona, kaçtım. Anam kaçtın mı kız? Evet kaçtım. Aa. Ve bu evden kaçtım gittim. O eşimin dedesinin evine götürdü beni. Bu evden mi kaçtın? Ben buradan büyüdüm, büyüdüm. Buradan kocaya kaçtım. Aman 13 yaşında. 13 yaşında. Çok erken değil mi anam? Çok erken. Çok 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 pişmanım. Ama oldu bir kere. Peki. Eşim de hemen bıraktı beni gitti. 9. sene oldu toprak altında. Allah rahmet eylesin. Bir şey söyleyeceğim. Pencereden mi kaçtın, kapıdan mı kaçtın? Kapıdan, kapıdan. Ha, pencereden. Ne penceresi? Kapıdan. Ne bileyim hani kaçıyorsun ya. Belki kapıyı tutmuşlardır. Yanına ne aldın kaçarken? Hiçbir şey almadım. Nüfus cüzdanımı bile unutmuşum ama. Gerçekten mi? Daha çocuksun zaten. Tabii. Ha, o zaman küçük yaşında evleneni diye eşini hapise atarlardı. Kızın yaşı küçük diye. Ne yaptın? Ama benim babamla eşimin babası çok arkadaş. İzin vermedi babam hapise atsınlar. Bu çok kız olmadı. Kardeşim kaçtı küçük, onunki az kalsın götürürlerdi. Aman seninkini götürürler. O da aynı. Sen de mi kaçtın? Aynı tabii, o da kaçtı. Ama 5 kız kardeş hepsi kaçtı. Bir tanesi elle günle gitti. Şimdi ne yapıyoruz şu anda? Bunu oklavaya sarıp tepsiye döşeyeceğiz. Kenarlarını Şerife abla kıvıracak. Tamam, senin kaçma işini unutmadım bu arada. Onu konuşacağız. Şimdi Şerife ana. Efendim. Böyle dışına doğru mu? Evet, azıcık daha çektim bile. Vay 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 vay. Bunun etrafını böyle kapatacağız mı bunun böyle? Ya biraz açacağız çünkü kenar yapacağız. Zenliğin kenarları olacak. Zenlik ne demek? Göreğin ismi işte. Burada yaşayanlar bunun ismini koymuş. Bulgarca zelnik. Türkçe börek. Biz demeyiz börek. Zenlik. Zenlik tamam. Biz zaten hepimiz Bulgarca biliriz. Aa sen biliyor musun Bulgarca? Of. Sen şimdi Bulgaristan'a gitsen konuşabilir misin? Tabii konuşuruz. Toprağış. Toprağış ne? Nasılsın? İyiyim ne demektir? Nakade odiş. Nakade odiş. Nereye gidersin? Nereye gidiyorsun? Ne kadar o değiş? Hadi. Topraş. Ana, anam da biliyor. Bilir tabii. Burada herkes biliyor mu Bulgarca? O yaşlılardan herkes bilir. Raşna una mayka. Lep ana, ekmek. Ana başta baba. Sestra kız kardeşe. Brat erkek kardeş. Brat erkek kardeş. Erkek kardeş. Sestra kız kardeş. Kız kardeş. Ha İngilizce gibi sister, brother. Ana ne demek ana? Mayka. Mayka. Başta baba. Başta. Başta. Vay. Wow. Şimdi bu içimiz zaten hazırdı. Bu burada duracak. Bu ne, yumurta mı? Yumurta. Ne istiyorsun? Kaşık istiyorum. Kaşığı alalım. Kaşık ne demek? Nazirse. Ben fazla bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İdare et valla. Anlarım, konuşamam. Ben de anlamam da ben. Hiçbir şey yok bende. Şimdi. Vay 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 vay. Allah Allah. En ufak bir şeyini boşa götürmüyor. Bak eskiler böyle işte bak. Hiçbir tane bir şey var mı? Yok. Of of of. Pırasa var, ıspanak var içinde. Salça var içinde, tuz var, yağ var. Tamam. Ha kenarlarına yumurta sürüyoruz. Neden sürüyoruz yumurtayı ana? Yumuşak kalsın diye. Parlak pırıl pırıl. Şerife ana! He. Eline sağlık be. Bak bak bak, çörek otu, çörek otu. At zelini sobaya. Of, bir şey söyleyeyim mi? Kız ne güzel yaptın ya.
çiçek gibi oldu yemin ediyorum ha. Ya gördün mü? Vay 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 vay. Çiçek gibi oldu. Şerife Hanım ve Nadiye Hanım şöyle yaptı görmüş olduğunuz gibi. Buralara yumurta sürdü. Biraz parlak olsun, biraz gevrek olsun diye. İçerisinde salça var. Ondan sonra yağ var. Pırasa var. Ispanak var. Salça kolay var. Sevgili seyirciler, zenlik şu anda Münir ablanın elinde. Peçkamız yanımızda. Ne yapacağız şimdi? Peçkayı atacağız ve onu pişireceğiz. Evet. Çok sürer mi? Ne kadar sürer? Bir yarım saat sürüyor. Ne iyi, yarım saat. Siz dayanırız evet. Canım, ne olacak? Şimdi birazdan pişiririz onu. Kapattık şöyle. Aa, bu altta bir şey var. Bunu yakın. Bu. Oo, vay 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 vay. Ben bunu görmemiştim. Neydi bunun pişiyordu adı? Lapanik. Lapanik. Evet. Ah, pırasa ve güzel ıspanakla yapılan bir şey bu da. Mısır unuyla beraber yapılıyor. Burada sürpriz varmış burada ya. Evet, bu da elinize size sağlık. Sürpriz. Çok güzel oldu. Yarım saat sonra bizim efsane zenliğimiz hazır. Peçkadan çıkaracağız inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.